Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü Suriye görüşmelerinin bakanlar düzeyinde 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi. Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki büyükelçiliğin taşınacağını açıkladı. Anıt provokasyon nedeniyle de Ermenistan uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Suriye'yle normalleşme, Sudan'ı kaosa iten çatışmalar ve doğu sınırındaki gerilim. Türk diplomasisi oldukça yoğun bir süreçten geçiyor. Kritik gelişmelerde son durum göz açıp kapayıncaya kadar hızla değişiyor. Gözlerse Ankara'nın tavrında. Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. 10 Mayıs'ta olabilir. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam'la normalleşmede beklenen adım için yeni haftayı bu sözlerle işaret etti. Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları düzeyindeki dörtlü zirvenin ardından sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Sürecin başından beri gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse... NTV canlı yayınında konuştu Bakan Çavuşoğlu. Üçüncü haftasını geride bırakan Sudan'daki çatışmalara değindi. Türk Büyükelçiliğinin taşınacağını açıkladı, tahliyeler sürecek mesajı verdi. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız. Geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız. Ve Ermenistan'daki anıt provokasyonu Ankara'nın Erivan'a sırtını döndüğünü söyledi Çavuşoğlu. Türk hava sahasının artık Ermenistan'a kapandığını açıkladı. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Yanıt olarak da Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık. Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı toplantı için Türkiye'ye gelecek, istisnai olarak ona izin verdik. Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız. Onların kendi içinde de farklı ideolojilere sahip siyasiler de var. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 14 Mayıs seçimleri öncesi İmralı'ya heyet gönderildiğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tamamen yalan söylüyorlar, böylesi bir görüşme yok dedi. 14 Mayıs seçimleri öncesi iktidarın İmralı'daki terörist başı Abdullah Öcalan'la görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. İddiaları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dile getirmişti. Yargıdan birini gönderdiler, ismini değiştirerek gitti, destek talep etmişler demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu iddialara yanıt verdi. Milliyet gazetesi yazarı Didem Özel Tümer'e konuşan Bozdağ iddiaların tamamıyla yalan olduğunu söyledi. Yani gidecek bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan Adalet Bakanlığı'nın, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok ifadelerini kullandı.